Hi guys, welcome to the Backhill Crypto channel. Today we are reviewing Togo Inu, dostlarım. İngilizce videoya Türkçe videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber yine yeniden yeni bir videoyla karşınızdayım. Backle Crypto kanalına hoş geldiniz. E, bugünkü inceleyeceğimiz proje Togo Inu projesi. Togo Inu projesi. E, bugünkü yine bu tokeni inceleyeceğiz. Sitesine bakacağız. Tasarımlarına bakacağız. Bunlar ne değildir, ne yaparlar? Projeleri neler amaçlı, neler? Hepsini inceleyeceğiz. Sitesine bakacağız ve yatırım yapılabilir mi, yapılamaz mı? Hepsine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce her videomuz olduğu gibi yine bu videomuzda da bir çekilişimiz var. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz ve yoruma da güzel bir yorumunuzu bırakıyorsunuz dostlarım. Tüm bunları yaparak çekilişe katılabilirsiniz. İsterseniz hemen siteyi incelemeye başlayalım. Sitenin tüm linkleri açıklama yorum kısmında var. Tıklayıp direkt olarak siteye geldikten sonra burada ana sayfada Toga Inu a national born leader diyor. Yani doğal doğumun lideri diye bir isim koymuşlar ve Toga Inu diye bir başlık atmışlar. Altında da uzun bir açıklama yapmışlar dostlarım. Toga Inu is inspired by the dog Toga Wu was the lead sled dog of Leonhard Seppala and his dog sled team in the 1925 Serum Run to Nome diyor. 1925'te işte e, runlanmış ve Leonhard Seppala ve diğer dog sled takımı adına inspire edilip Toga olarak e, lead edilmiş dostlarım. Bundan bahsediyor. Alt kısımda da The Underdog Wu Became The Overdog diye bir başlıkları atmışlar. Yanlara gördüğünüz gibi bir abimiz var böyle bir köpek abimiz var. Zaten projenin amacı yine köpekle alakalı. Artık hani bu köpek tokenlarına alışmışsınızdır diye düşünüyorum o yüzden hani bir miyim token veya bir köpek tokenu demiyorum. Hani siz zaten artık videolarda izlerken bunları anlıyorsunuz görüyorsunuz. Ee, bunu almak istediğiniz zaman baneye basıyoruz ve bizi pancake gönderiyor. Artık klasik yani bunların hepsini öğrendik. Togo, Inu diye bir şey var kısaltılmış da Togo. I understand import mesela 1 BNB karşılığında e, Togo'dan bu kadar alabiliyoruz dostlarım. Ama 1 BNB çok fazla derseniz mesela ben 0.5 BNB'lik alım yaptım bu token'da. Yine siz de hani e, buna göre alım yapabilirsiniz. Yukarıda işte Twitter, Telegram, YouTube, TikTok gibi hesapları var. Önereceğim Telegram'lara basarak mesela buradan Telegram'larına girebilirsiniz dostlarım. Yani Telegram grupları güzel oluyor genellikle. Ve ben Telegram gruplarında işte insanlarla tanışmayı, işte moderatörlerle konuşmayı falan çok seviyorum. O yüzden Telegram gruplarına giriyorum. Orada insanlarla sohbet ediyorsunuz. İşte yatırımlar hakkında bilgi alıyorsunuz ha, o yüzden sizlerden telegram gruplarına girip katılabilirsiniz. Alt kısımda chart kısmında projenin grafiğini inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bizi yine dex tool'a at... grafiğini görüyorsunuz yani şöyle bir grafiğimiz var. Şu an ciddi bir düşüş olmuş ama ben yine yükseleceğini düşünüyorum bunu. Tabii bu videoda söylediğim ve söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Onu da hatırlatmadan geçmeyin. Aşağı iniyorum dostlarım. Roadmap kısmına. Roadmap biliyorsunuz ki biz senin yol ortasıdır ve yaptıkları yapacaklarını gösteren etkinlikler. Ee, burada da gördüğümüz gibi bize dört e, 4 tane phase ayırmışlar. İşte ben bunlara ne kuelfim diyordum böyle bir şey diyordum. Yani yol haritaları yaptıkları yapacaklarını gösteriyor. Phase 1, phase 5, phase 2, phase 3 diye ayırmışlar bölümleri ve burada yapacaklarını yazmışlar. İşte pays mesela pre yapmışlar. Launch on PancakeSwap'da launch etmişler. Marketinglerini kurmuşlar. Pays2 falan var. Pays3 var. Ve bunları gerçekleştirdikçe Hedefleri tamamladıkça token'ın market cap'i, holder'ı artacak, market cap'i büyüyecek ve yani token gelişecektir, fiyatı artacaktır. O yüzden bunları takip etmeyi unutmayın. Sonra aşağı yorum dostlarım, light paper'ımız var burada da. Yani light paper işte white paper olarak da geçiyor. Burada token hakkında bilgi vermiş. Hepsini tek tek okumayacağım, burada bayağı bir bölüm var. İşte introduction kısmında bir, e, introduction işte intro yapıyor yani önlemini tanıtıyor. Who is Togo? Togo'nun kim olduğundan bahsetmiş, İşte burada yine ee, yukarıda okuduğumuza benzer bir yazı var. Hatta direkt aynısı, aynı aynısını yazmışlar. Ee, yine burada uzun bu şekilde Togor'un hikayesinden bahsetmiş, nasıl doğduğundan bahsetmiş. İşte e, nasıl büyüdüğünden, yani Alaska'da falan olduğundan, işte 7 yılda e, lead olduğundan falan bahsediyor. Yine burada da altını vurgulamışlar. Okuyorum şu an ama hani çevirmek istemiyorum yani bunu. Çevirmek uğraşmayacağım dostlarım. Siz gelip buradan Türkçeye çevirip okuyabilirsiniz. Tokenomics kısmı token hakkında bilgilerimiz. Çünkü bizi ilgilendiren şey token. Yani projenin tokenları. Şimdi Togo diye bir tokenımız var dediğim gibi. Yaklaşık olarak şu kadarlık supply'ımız var. Evet, maksimum supply 1 quadrillion token sapliğimiz var. Bunların %40'ı launch edilirken yani piyasaya sürülürken yakılacak dostlarım. Total saplayın 600 trilyonu da işte rating supply olarak kullanılacak ve her transferde de %7'si tax olarak yani fiş olarak işte vergi olarak kesilecek diyor ve bu kesilenlerde bu kesilen yüzde yedi de yüzde üçü competing yield fee instance distributed token among all holders tüm holderlara distributors olarak hızlı bir şekilde verilecek diyor yüzde ikisi community wallet'ın eklenecek ve burada işte airdroplarla çekilişlerle dağıtılacak diyor. Donatelerle dağıtılacak diyor. Ve marketing için harcanacak. %2'si de otomatik olarak kilitlenecek diyor. Yani siz her bu tokundan işlem yaptığınızda işlem yaptığınız miktarın %7'si kesiliyor ama sizden kesilmiyor. Hani direkt şeyden kesiliyor, ana paradan kesiliyor. Ve bu kesilen paranın işte %3'ü buraya, %2'si buraya ve %2'si de otomatik olarak kitleniyor diyor. Yine burada ayrıca bilgi vermiş. Alt kısımları tokenların işte genel dağılımını göstermiş. %40'ı yakılmış, %10'u Presale ön satışı satılmış %30'u Pancake Swap'te e, liquid edilmiş diyor ve %0'da community wallet'ına saklanmış şu anlık. E, goals and videos, hedefleri ve vizyonları onları da burada işte ayrıntılı bir şekilde uzun bir şekilde anlatmış. E, Community'nin focus olduğu bölümlerden bahsetmiş. Community voting system, community reward system, community marketing system gibi bölümleri var. Product development kısmında yine işte listingler, NFT'ler, ecosystem ve staking bölümleri bulunmakta. Marketing kısmında ads yani reklamlar, influencers, twitter giveaways, reddit ve partnership gibi bölümleri var ve bunları da uygulamaya geçtiler. E, alt kısımlara yine takımları var. Gördüğünüz gibi gibi işte. Founderımız var, e, menajerimiz var ve işte e, head of marketing, marketing managerimiz var. Bunları da yine siz iletişime geçip konuşup anlaşıp e, işte iletişime geçebilirsiniz, kontak kurabilirsiniz dostlarım. Proje genel anlamıyla bu şekildeydi. E, size gösterebileceğim her şeyi gösterdim proje hakkında. Tüm tüm grafiklerini verdim, her şeyini gösterdim ve bu sitenin tüm yerini açık ama yorum kısmında bulunmakta. Oradan siteye gelip direkt olarak girip inceleyebilirsiniz. E, yukarıda da işte Telegram, Twitter gibi hesaplarına bakıp, TikTok gibi hesaplarını inceleyip yine e, takip edebilirsiniz alabilirsiniz. now dediğiniz zaman da PancakeSwap üzerinden satın alabiliyorsunuz. Proje bu şekilde dostlarım. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Çekilişlere katılmayı unutmayın ve hoşçakalın. Bay bay.